Merhabalar, ben Logan SES ERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9051 sürümüyle beraber desteklenen veri tabanı kontrol panelinden bahsedeceğim. Güncel sürümde yapılan geliştirmeler sonrasında yardımcı programlar modülünün altında raporlar menüsünde yer alacak şekilde veri tabanı kontrol paneli ismiyle yeni bir ekran eklenmiştir. Veri tabanı kontrol paneli ekranı üzerinden veri tabanınıza ait genel bilgiler, tablo, indeks bilgileri, şema, nesne farkları ve performans testi gibi konularda raporlama yapabilirsiniz. Ekranı açtığımızda 5 farklı sekmeden oluştuğu görülmektedir. Genel bilgiler sekmesinde veri tabanı sunucusuna ait bilgiler, veri tabanı bilgileri ve istemci bilgileri raporlanabilir. Tablo bilgileri kısmında şirket veri tabanında raporlama yaptığımız şirket veri tabanındaki tablolara ait genel bilgiler listelenebilir. İndeks bilgileri kısmında yine raporlamanın yapıldığı şirket üzerindeki indekslere ait genel bilgiler raporlanabilir. Fragmentation seviyeleri raporlanabilir ve bu kısımdan indeks bakım işlemleri yapılabilir. Şema nesne farkları kısmında ise raporu aldığımız şirkete ait şema ve nesnelerde bulunan farklılıklar kaynak bir şirket belirtilerek raporlanabilir. Performans testi kısmında ise insert, update, select gibi işlemler yapılarak bunların toplu bir şekilde yapılan bu işlemler sonucunda ortaya çıkan performans sonuçları raporlanabilir. Şimdi bu sekmeler üzerindeki bilgileri daha detaylı olarak ve örnekleyerek inceleyelim. Genel bilgiler kısmında veri tabanı sunucu bilgileri başlığının altında veri tabanı tipi, sunucunun versiyonu ve collation bilgileri raporlanmaktadır. Yine ikinci başlık olarak veri tabanı bilgileri başlığının altında ise MDF dosyasının adı ve yolu ve boyutu, LDF dosyasının adı ve yolu ve boyutu raporlanabilmekte. Bunlara ekstra olarak ilgili veri tabanına ait toplam indeks boyutu, toplam veri boyutu, toplam boş alan, oluşturma zamanı, son yedekleme zamanı, veri tabanının collation bilgisi, veri tabanının uyumluluk seviyesi ve veri tabanı recovery model bilgisi raporlanabilmektedir. Burada raporlanan veri tabanı bilgileri, raporu aldığımız şirkete ait veri tabanının bilgileridir. Örneğin şu anda raporu aldığımız şirket Sprint Review veri tabanı şirketi olduğu için bu database'e ait bilgiler burada raporlanmaktadır. İstemci bilgileri başlığının altında ise raporu çalıştıran istemci client makinenin bilgileri gösterilmektedir. Makine adı, CPU bilgisi, IP bilgisi ve RAM bilgisi burada raporlanmaktadır. İkinci sekmede tablo bilgileri sekmesinde ise raporu aldığımız şirkete ait tablolar listelenmekte ve bu tablolara ait genel bilgiler raporlanmaktadır. Tablonun adı, bu tabloda bulunan kayıt sayısı, bu tablodaki veri boyutu megabayt cinsinden, bu tablodaki indeks boyutu megabayt cinsinden, kullanılmayan alan yani SQL Server'ın bu tablo için disk üzerinde allocate ettiği yani sakladığı ama herhangi bir veri veya indeks için kullanmadığı alan yine kullanılmayan alan kolonda görülebilir ve disk boyutu alanında da bu bir önceki 3 alanın toplamı gerçekten diskte fiziksel olarak ne kadar yer kapladığı yine megabayt cinsinden raporlanabilir. Burada akıllı grid üzerinde sıralama yaparak hangi tablolarda ne kadarlık bir disk boyutu, indeks boyutu, veri boyutu olduğunu megabayt cinsinden raporlayabilmek mümkündür. Üçüncü sekme olan indeks bilgileri sekmesinde ise yine veri tabanımız üzerinde bulunan indeksler tamamıyla bütün bir liste olarak önümüze dökülmektedir. Burada indeks bilgileri şu detaylarla gösterilmektedir. Tablo adı, indeksin adı, indeksin tipi, bu indeksin içerdiği kolon listesi sırasıyla indeksin boyutu megabayt cinsinden ve fragmentation seviyesi yüzde olarak raporlanmaktadır. Bu noktada fragmentation seviyesine göre ilgili raporu sıralayarak fragmentation yani indekslerin parçalanma düzeyinin en fazla olduğu kayıtlar ön sıraya getirilebilir ve bunlarla ilgili inceleme yapılabilir. Aynı zamanda seçim kolonuyla fragmentation kısmında bakım, indeks bakım yapılmak istenen indeksler seçilerek bunlarla ilgili topluca indeks bakımı da yapılabilir.
Burada seçim yaptığımız indeksler için indeks bakımı butonuna tıkladığımızda iki farklı seçenek karşımıza gelecektir. Bunlardan ilki seçilenler için çalıştır. Yani aşağıdaki grid üzerinden seçim yaptığımız indeksler için indeks bakımı çalıştırmaya yaramaktadır. İkinci seçenek ise tümü için zamanlanmış görev oluşturma seçeneği. Bu da veri tabanımız üzerinde bulunan indeksler için zamanlanmış görevlerde daha önceden desteklenen indeks bakımı işleminin belirlenen tarif ve periyotlara göre çalıştırılması için bir tanımlama ekranı açmaktadır. Örneğin biz burada ST sabit primary key indeksi için fragmentation seviyesi yüksek olduğu için bunu seçtikten sonra indeks bakımı diyerek seçilenler için çalıştır butonuyla devam edebiliriz. Burada seçilenler için çalıştır dediğimizde iki farklı parametre bize sorulacaktır. Bu işlem sonrasında istatistikler güncellensin mi? Eğer işaretlenirse bütün indeksler düzenlendikten sonra istatistiklerin de güncellenmesi sağlanacaktır veri tabanı üzerinde. Fragmentation sınır değeri de %100 olarak burada varsayılan %40 olarak gelmektedir. Bu da şu anlamı ifade etmektedir. %40'tan daha fazla fragmentation olan indekslerde yeniden oluşturma yani rebuild işlemi yapılacaktır. %40'tan daha düşük olan indekslerde ise reorganize yeniden düzenleme işlemi yapılacaktır. Buradaki sınır değeri de yapılacak işlemin rebuild işlemi mi yani indeksin tekrardan oluşturulması mı yoksa reorganize işlemi mi yapılacak onu belirlemektedir. Bu şekilde tamam dediğimizde bütün seçtiğimiz indeksler için topluca indeks bakım işlemi çalıştırılacak ve fragmentation seviyeleri bu bakım işlemi sonrasında düşecektir. Örneğin TBL ST sabit tablosu artık bu listedeki üst sıralardan gitti. İkinci seçenek olarak tümü için zamanlanmış görev seçeneği seçilebilir. Bunu seçtiğimizde ise standart zamanlanmış görev tanımı ekranımız açılmakta. Burada ön tanımlı işlem olarak veri tabanı kontrol paneli işlemi gelmekte ve bunu istediğimiz tarih ve yenileme sıklığını belirleyerek bir zamanlanmış görev olarak tanımlamamız, buradan kısa yol olarak zamanlanmış görev ekranına gidebilmemiz mümkündür. İndeks bilgileri ekranında da bu şekilde veri tabanımız üzerindeki indekslerin genel durumunu, listesini görebilir ve bunlarla ilgili indeks bakımlarını toplu bir şekilde yapabiliriz. Dördüncü sekme olan şema nesne farkları sekmesinde ise bulunduğumuz şirket yani hedef şirket ile seçeceğimiz bir kaynak şirket arasındaki şema nesne farklarını karşılaştırabilmek ve buralarda ne gibi farklar olduğunu detayını raporlayabilmek mümkündür. Burada rapor hazırla butonuna tıkladığımızda iki farklı seçenek olduğu görülmektedir. Kaynak test şirketi oluştur. İkinci seçenek ise kaynak şirket seç. Burada kaynak test şirketi oluştur seçeneğiyle rapor hazırlandığında kullanılan sürüme ait güncel DBA update dosyalarıyla bir tane test şirketi oluşturulmakta ve bu test şirketiyle şu anda raporu aldığımız şirket arasındaki bütün nesnelerdeki farklar karşılaştırılarak raporlanmaktadır. Yani sizin güncel şirketinizdeki nesneler ile normalde sürümle beraber çıkan nesneler arasında bir farklılık olup olmadığını bu şekilde kaynak bir test şirketi oluşturup bununla karşılaştırma yapmak suretiyle raporlayabilirsiniz. İkinci seçenek kaynak test şirketi seç seçeneğinde ise şu anda tanımlı olan şirketler listesi karşımıza gelmekte ve bunların arasından bir seçim yapılabilmektedir. Kaynak test şirketi seçtiğimizde ise kaynak şirket seçtiğimiz şirket olacak. Hedef şirket yine raporu çalıştırdığımız şirket olacak ve hedef şirketle raporu çalıştırdığımız şirketteki farklılıklar raporlanacaktır. Ben burada kaynak şirketi aşağıdaki bölümde ekranın altında göreceği gibi test şirket 10 olarak seçmiştim ve daha öncesinde raporlamıştım. Tekrar da çalıştırabiliriz. Çalıştıralım hatta. Test şirket 10. Test şirket onu seçtikten sonra raporu çalıştırdık. Şimdi bize test şirket 10 ile içinde bulunduğumuz şirket arasındaki farklılıkları oluşturacak şekilde rapor hazırlanıyor. Bu ekran üzerinde şema nesne farkları ve performans testi sekmelerinde çalıştırılarak hazırlanan raporlar daha sonrasında ekran açıldığında tekrardan karşımıza son sonuçlarıyla beraber gelmektedir. Ta ki yeniden rapor hazırla işlemi yapana kadar. Tekrardan rapor çalıştı. Rapor son tarihi güncellendi gördüğünüz gibi. Kaynak şirketim test şirket 10. Burada da karşımıza farklılıklarla ilgili bir rapor dökülmekte. Bu raporda nesne tipi, nesnenin adı,
Bu nesnenin bağlı bulunduğu bir tablo veya view varsa bu tablo view'un adı. Fark durumu, farkın detay açıklaması ve detayla ilgili bir kolon bulunmaktadır. Bu kısımda fark durumu bölümünde 5 farklı fark durumu ile ilgili rapor dökülmektedir. Eksik kolon, eksik nesne, farklı nesne, fazla kolon, fazla nesne gibi 5 farklı fark durumumuz bulunmaktadır. Bunların hepsinden tek tek değinelim. Örneğin, farklı nesne şeklinde bir fark durumu gelmiş. Burada farklı nesne neymiş? Non-clustered index, TBL-STR index 4 bir farklılık olduğu söyleniyor. Ve farklılığın açıklaması da şu. Kaynak şirkette bu indeks STR tarih STR H-tür şeklinde tanımlıyken hedef şirkette sadece STR tarih şeklinde tanımlıymış. Bu şekilde bunun detayı fark açıklaması kısmında görülmekte. Yine farklı nesne olarak LIFO-FIFO prosedüründe bir farklılık olduğu söyleniyor. Trigger'larda bir farklılık olduğu söyleniyor. Eğer farklılık olan nesne, prosedür, fonksiyon veya triggers bunlardan üçünden biri ise detay kısmındaki 3 noktaya tıklayarak bu cümleler arasındaki farklılığı da karşılaştırıp detayını görebilmek mümkün. Örneğin LIFO-FIFO prosedüründe bir farklılık olduğu, farklı nesne olduğu belirtilmekte. Detaya tıkladığımızda burada bize nesne detayları karşılaştırma şeklinde bir ekran açılmakta. Başlığında hangi detayı karşılaştırıldığı söylenmekte. LIFO-FIFO örneğin prosedür. Ve kaynak şirket sol tarafta, hedef şirket yani raporu çalıştırdığım şirket sağ tarafta gösterilmekte. Burada sıradaki farka giderek hangi satırda farklılık olduğu görülebilir. Örneğin hedef şirkette burada fazladan bir satır var. Bir daha sıradaki fark dediğimizde yine bu şekilde farkları buradan inceleyebilmek mümkün. Ya da yine mesela trigger. Trigger'da bir farklı nesne sonucu çıkmış. Bunun da detayını trigger olduğu için alabiliriz. Buna tıkladığımızda sıradaki fark dediğimizde yine burada bir tane satırın komentlendiği görülmekte kaynak şirkette. Bu şekilde farklılıkları buradan raporlayabilmek mümkün. Devam edersek fazla kolon şeklinde bir fark durumu olursa bu da örneğin tabloda nesne tipi tablo olan bir kayıtta TBL işlemi tablosunda bir fazla kolon olduğu belirtilmiş. Burada belirtilen fazla kolon yani kaynak şirkette değil raporu çalıştırdığım şirkette fazla bir kolon var demek. Test kolonu bir tane. Raporu çalıştırdığım şirketteki TBL işlemi tablosunda test kolonu fazladan bulunmakta. Yine ST sabitte de eksik bir kolon var. Raporu çalıştırdığım şirkette ilçe detay kolonu bulunmamakta ama kaynak şirketimizde yani test şirket 10'da ilçe detay diye bir kolon varmış TBL ST sabit tablosunda. Fazla nesne ve eksik nesne şeklinde fark durumları var. Bunlar da örneğin view tipinde stok seçim diye view varmış. Bu fazla nesne olarak gözüküyor. Yani raporu çalıştırdığım şirkette fazladan böyle bir tane nesne bulunmakta hedef şirkette. Yine hedef şirkette eksik bir nesne var. O da view test 1 diye. Bu da test şirket 10'da varmış. Ancak raporu çalıştırdığım hedef şirkette bu nesne bulunmuyor şeklinde. Bu 5 farklı fark durumuna göre iki veri tabanı arasındaki bütün detaylar karşılaştırılarak raporlanmaktadır. Raporun son sekmesi performans testi sekmesine geçersek, performans testi sekmesinde de veri tabanı üzerinde bir dummy tablo yaratılarak, bir test tablosu yaratılarak 10.000 adetlik kayıtlar olacak şekilde fazla sayıda kayıtlarla insert, update, delete gibi işlemler yapılmaktadır. Ve bunların toplam süreleri, minimum süreleri, maksimum süreleri, ortalama süreleri ve standart sapmaları hesaplanmaktadır. Öte yandan yine şirket üzerinde sıklıkla kullanılan tablolarla ilgili select sorgularının performansı ölçülmektedir. Bu tablolarda STR, Cahar, Muffiş, Dekotura, Faturus, İş Emri gibi tablolardır. Bu tablolarda da 1000 adetlik kayıtlar için select sorgularıyla performans ölçüm yapılmaktadır. Tabi tablonuzda daha az sayıda bir kayıt varsa, 1000'den daha az sayıda bir kayıt varsa kayıt sayısı kısmında bununla ilgili bilgi verilmektedir. Örneğin benim bu test ettiğim şirketin STR tablosunun 312 adet kayıt olduğu için 312 adetlik bir kayıt için
ölçüm sonuçları getirilmiş. Ancak buradaki varsayılan değerimiz aslında 1000. Yukarıda da insert kısmında 10.000 adetlik bir insert işlemi. Bulk insert işlemi yine 10.000 adet. Bulk insert'ün farklı bir altyapıyla çalıştığı işlem için, native işlem için bir 10.000 adetlik insert yapılmakta. Yine bu atılan dummy tabloya atılan kayıtlar select kısmında sonuç getirme ve sonuç okuma şeklinde 30.000 adetlik kayıt atmıştık insert olarak. Bunların okunması ile ilgili performansları ölçülmekte. Sonuç getirme kısmında tabloya attığımız değerlerin select sorgusundan ne kadar sürede döndüğü, okunması kısmında ise bu sonuçların dönülerek ne kadar sürede okunabileceği ölçülmektedir. Update kısmında yine belirtilen sayıdaki kayıtlara tek tek update yapılmaktadır. Toplu update'te toplu şekilde kısıt verilerek tek bir sorguyla update yapılmaktadır. Bunların süreleri ölçülmektedir. Delete kısmında yine tek tek delete işlemi, 10.000 adet delete işlemi çalıştırılmakta. Toplu delete kısmında da bir kısıt verilerek tek bir cümleyle toplu bir delete işlemi çalıştırılmakta ve bunlarla ilgili süreler ölçülmekte. Toplam süre, minimum, maksimum, ortalama süre gibi değerler raporlanmaktadır. Bu şekilde bu işlemi de çalıştırabilmek için tabii rapor hazırla butonuyla işlemi başlatıp işlem sonuçlarının kaydedilmesini sağlıyoruz. Performans testi işlemi çok sayıda kayıt attığı ve çok sayıda kayıt okuduğu için bir miktar uzun sürebilir. İşlemin tamamlanması için bu açıdan beklemek gerekmektedir. Bu sayede veri tabanı kontrol paneli ekranı sayesinde bu ekranda desteklenen 5 tane sekme üzerinden kullandığımız Nessus şirketine ait genel veri tabanı bilgileri, tablo bilgileri, indeks bilgileri, varsa şema nesne farkları, indekslerle ilgili bakım yapılması gerekiyorsa bu bakımların yapılması sağlanabilir. Ve performans testi sekmesi üzerinden de günlük işlem yapan bir veri tabanında bu performans testinin yapılması suretiyle sürelerin ne şekilde çıktığı kayıt altına alınabilir ve karşılaştırmalar yapılabilir. Teşekkürler.